Full salmalı gameplay arkadaşlar, öldük ama. En azından şerefim ve namusumla ölmeyi planlıyorum. Uhuhu! Ölmedim lan. Şerefsiz ve namussuz muyum yoksa? Bir dakika arkadaşlar, reis şüphelendi. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün karşıma insan gibi, yani en azından o mouse'u klavyeyi tutan kişi insan olsun diye 500 saatlik bir hesaptan girdim. Uzun süredir oynanmamış bir hesap. Umarım yani artık W tuşuna basabilirim, yani chase atabilirim oyunda. Daha yapacağım da başka bir şey kalmadı yani. Bir sonraki yapabileceğim şey Epic Games'ten 0 level'lik bir hesap açıp bir tane perk'le oyuna girmek, yani başka yapabilecek bir şeyim yok. Al takıma gelen adamın nickine bak. Oğlum niye iki tane aynı map'i atıyorsunuz? Oyun yemin mi etsin tamam karga gözü açacağım diye. Gençler, bu arada son videolara birkaç yorum gelmiş facecam'imin pikselleşmesiyle alakalı. Aslında haksız değilsiniz, doğru. Gerçekten YouTube videolarında çok pikselleşiyor facecam'im. Ben normal render aldığım zaman, yani daha YouTube'a paylaşmadan önce kendim MP4 olarak render aldığım zaman çok güzel. Bütün görüntü falan Full HD. YouTube'a bir atıyorum, pikselleşiyor. Bunun sebebi büyük ihtimal oyunun renklerinin parlak olması. Bu arada sprint sim var ve alışamadım tabii ki de, harcadım. Yani oyunum aşırı parlak olduğu için facecam'e de parlak vuruyor ve çok renkli olduğu için pikselleşiyor. Yani mesela şöyle anlatacağım sizlere. Oyunun normali bu. Böyle oynadığım zaman bence çok fazla pikselleşme olmaz suratımda. Hatta istiyorsanız deneyelim. Bu maçı böyle oynayayım. Bir sonraki maç normal renk ayarlarına dönerim tekrardan. O kim lan? Oğlum Huntress niye ulus travestisi gibi ses çıkarıyor? Oğlum ananı avradını. Yok kanka ya. Bak adam akıllı maç atalım. Gel buraya. Oradan salak salak kafa sallama bana. Yemin ediyorum bir an cebeci ışıklarda gibi hissettim ya kendimi. Dur yere falan bakayım da arkadaşlar. Yerde de escort kartları oluyor biliyor musunuz? Ulus'un bitki örtüsü escort kartlarıdır. Adım attığınız yerde. Hayır bari gerçekçi yapın. Selena Gomez'in fotoğrafını niye yapıştırıyorsunuz anasını satayım? Yapıştırsanız Ebon'un fotoğrafını. Ben direkt ararım mesela Ebon'un fotoğrafını yapıştırsalar. Gençler, bu arada bu konuda bir anket mi yapsam? Yorumlara mı yazsanız bilmiyorum. Hani oyunun renklerini bu şekilde mi oynayayım? Yani oyunun normal kendi ayarı gibi mi oynayayım yoksa şu şekil, parlak bir şekilde kendi yaptığım ayarlarla mı oynayayım? Ya böyle oynadığım zaman oyun güzel görünüyor, aydınlık görünüyor tamam ama facecam'im gerçekten çok kötüleşiyor. Çünkü facecam'im normalde kötü değil. Ya şu dönemde alsanız 3-4 bine alacağınız bir facecam. Ve çoğu yayıncının kullandığı facecam, yani facecam'imin modelinde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet iyi bir facecam, kaliteli bir facecam. Logitech'in zaten. Ama işte bu renk ayarlarından dolayı çok pikselleşme oluyor suratımda. Bunun kararını siz verin. Oyunumu HD görmek istiyorsunuz, beni mi? Ne yapacaksanız beni görüp anasını satayım. İstiyorsanız hiç facecam açmayayım arkadaşlar. Ya benim işime gelir, ben rahat rahat götümü başımı yayarak oyunumu oynarım bir dakika. Ulus travestisi geliyor arkadaşlar yine. Ya bir şey diyeceğim, ben botlarla mı girdim? Biri şurada vaaz veriyor dağın üstünde. Adamın nickine baktığım zaman şu an Recep İvedik serisini baştan bitiriyor olabilir. Dağın üstünde park etmiş. Bir şey diyeceğim, yemin ediyorum inanılmaz korkmuş bu arada. Normal Huntress'ten çok daha ürkünç bir ses bana göre. Ben nasıl bir maçtayım şu an ya? Ben nasıl bir maçtayım şu an ya? Rüya gibi bir maç ya. Benim rüyalarım da böyle arkadaşlar, biliyor musunuz? Böyle Huntress erkek sesi çıkarıyor. Bir yana halı sahaya gidiyorum, köpek kovalıyor. Oranın dönüşünde Leatherface'de chase atıyorum. Vallahi bak benim rüyalarım bölüm bölüm yani rüyalarım. Ne oluyor orada? Yani vallahi billahi ya, özenle ayarlasam bak, şunlar bizimkiler olsa, İbo, Ali ve Tolga bile girsem, desem ki arkadaşlar şöyle RP yapmamız lazım, hani şu maçı satın, şu kadar yapamazlar ya. Özenle mi buluyor ya, çık anasını satayım arkadaşlar, 30-40 saniye banım yerime adam akıllı maçıma girerim, bunlarla mı uğraşacağım ya. Şimdi gençler, bir tane maçı full böyle oyunun normal ayarlarıyla oynayacağım karanlık. Bir diğer maçı da renkli bir şekilde oynayacağım. Hep beraber facecam arasındaki farkı bulalım. Eğer ciddi bir fark varsa, gerçekten pikselleşmeyi önlüyorsa bu tarz oynamam, bu şekil çekerim videoları. Çünkü beni de rahatsız ediyor gerçekten, yani suratımın yarısı görünmüyor ya face pikselleştiği zaman. Normal video cam gibi YouTube'a bir atıyorum. Eski 13. Cuma videolarım gibi oluyor. Benim eski 13. Cuma videolarımı hatırlıyorsunuz mu? Oyun görünmüyordu, öyleydi. Oralardan geldik arkadaşlar. Vallahi bak şu dağın, şuranın üstüne çıkarım. Cefardin'in özel bir hareketi var arkadaşlar. Takla atarak yukarıdan atlıyor biliyorsunuz. Onu yaparım, seni şurada bayıltırım. Harbiden burada eski 13. Cuma videolarım kalitesi neydi öyle arkadaşlar ya. Nerelerden nerelere geldik ya. Mesela uzaktan Jason geliyordu, onu anlamıyordum Jason olduğunu. Üstüne gidiyordum, bizden biri sanıyordum. Bir ara Deborah var ya, Deborah gözlüklü olan. Onu Part 9 Jason sandım. Benziyor bence yani, siz bilirsiniz tabii ama takdir sizin yine, ama ben benzetiyorum yani ara sıra. Sıçanzı kaçanzı olmuş olabiliriz arkadaşlar. Mikhail Bey. Güzel. Mind game'ler deniyoruz ha? Oha. Anan ardını düştüm. Hayır ya oğlum. Döndürürdüm yani, niye sattım ki burada? Niye kocaman spot yani, niye mind game yiyorsun ki? Tamam, bu tamamen benim hatam arkadaşlar. Gamer'ın bir hatalarını kabul eden bir kuruluştur arkadaşlar. Kafanda bir şey var kank.
O kepsi bildiniz mi arkadaşlar? Yılların ilk güldüğüm kepsi olabilir ya. Çok düz bir kepsi ama o zamanlar gülüyordum. Gerçi yine gülüyorum, bir şey değişmedi. Oğlum bu hesapta niye kıvrak açık değil? Sülo ya, sülo ya. Ya kral. Seninle bozuşuruz ha. Ay burada ben yine sıçtım bu arada. Beni hiç stalklamadı. Şu an istediği gibi 3'e geçer. Aynen de bu şekil. Yapma o kadar, yapma o kadar. Ne gerek var? Sakin ol. Sakin ol Mr. White. Yine öldük. Çok korktum. Müthiş bir satış geliyordu. Ha direkt geliyor. Oo sattım. Oğlum rezil oynuyorum şu an ya. Kötü adamı buldum bu sefer de ben rezil oynuyorum ya. Neyse arkadaşlar bunu ilk maçın hatırına veriyorum. Diğer maçlara düzeleceğim. Adam çok akıllı oynadı aslında, kötü oynamadı da. Paleti erken devirttirdi çünkü. O palette stun atmaktan başka şansınız yok gibi bir şey. Ya da kıvrağınız olacak. Claudet bana moral ver. Yine mizah anlamında. Bak gördün mü? Az önce caps yaptığım adam Claudet'a kafa attı bu sefer. Tunnel'a mı geliyoruz hocam? Abo tunnel dedik. Allah'a tunnel dedik. Ne yapacağız? Ako gibi kaldım anasını satayım ne yapacağız diye ya. Allah'ın belası bana da alıştırdı şivesini. Attı pattı kaç attı hocam. Burayı güzel oynadık da ne yapacağız ki, hiçbir şey yapamayacağız. Ulan bir bitirseler Adren var da. Adrelik oyalayamayacağız ki değil mi? Oyalar mıyız lan Adrelik arkadaşlar? Çok iyi lan bak bu müthiş oldu ama base paleti yenmiş. Guys Adre. Ver Adre'yi, ver Adre'yi işte bu. Tamam bak telafi ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. İki tane mis gibi spotu iğrenç oynayıp bir tane çok zor bir spotu şahane oynadım. Aha aç lan aç. Hadi görüşürüz. Yani arkadaşlar fareyi de köşeye sıkıştırırsanız hani size saldırır diye bir söz vardır ya, sonuçta fare zararsız ama köşeye sıkıştırırsan sana saldırır. Adam beni köşeye sıkıştırdı, ben de adama saldırdım. Katil hastane atmış, ben de Azorov attım. Şimdi arkadaşlar bu arada benim kendi renk ayarlarıma döndüm. Bakalım aradaki pikselleşme farkını anlamak için. Ama hastane gelirse hastanede çok pikselleşmiyor zaten. Aa, tamam Azorov geldi. Burada şimdi pikselleşmeyi daha net anlarız. Bir önceki map'e göre bakalım çok fark olacak mı? Eğer çok fark olursa dediğim gibi karanlık bir şekilde çekerim. Hem oyun daha gerici oluyor öyle karanlıkken. Oo doktor. Bak biraz düşük levelli bir hesaba girdim ya. Hemen killer'lar da nasıl düştü görüyor musunuz? Doktorlar, Michael'lar. Öbüründe Nurse, Spirit, işte Maraz, bilmem Cartı, Curtu. Cart Curtu iyi killer ama şimdi. Yeni geldi Cart Curt adı. Geliyor ne kral? Gel bakalım. Oğlum duygularımla oynadım lan. Oo onu da buraya alsa yine can yaptırmadı. 99'da bıraktım şeyi. Lan oğlum dibime ışınlandı sandım bir an ışık gelince. İşte arkadaşlar sprint gücü bu. Sprint nasıl doğru kullanılır adlı çalışmamız tam olarak buydu. Dur ben en kötü onu trade'lerim ama şunu bitirmem lazım. Saldı. Ya oğlum bari salma da Jhin'i bitireyim ya arkadaşlar. Adını ağzıma aldığımız yok oluyor ya. Değişik değişik. Sokuk sokuk. Mind game'ler deneme bana ya. Spot'un güçlüğünü kattınız mı peki arkadaşlar? Peki aldı o spot'u. Keşke şok atsaydı işte. Şok atmadığı için spot'u benden almış oldu. Show me the way. İyiyiz şu an. Word bro, word bro. Bizimkilere mi getirdik? Sorry guys. Bizimkilerden biri 100, biri de 73 prestij. Keşke biraz daha güzel oynasalardı ama. Şu an bir şeyler oluyor ama valla nereye düştüm arkadaşlar? Shitpost gibi bir şeyin içindeyim ya şu an. O ne yapıyor? Adam yere düşen adama niye vurmaya çalışıyor? Tamam ben hatch arayacağım bu maçı ya, uğraşamam. Yokuz ki burada. Neredeymiş? O Saramayn yemle önüme çıksaydı ya ben şok. Akıllı katil inyosun, akıllı katil inyosun da.
Başına geleceklerden de habersizsin aslanım. Kurşunun canımı sıkma benim, tamam? Hadi bakalım. Enti. Ya Allah'ın belası, bir öl geber git, hala şey yapıyor orada ya. Bu arada bunu insta atacağız, yoksa şokla bizi mahvedebilir burada. Aslan, Allah Allah. Rank kaç var aslanım senin karşında ya? Yerdeki bir ölse de keşke. Show me the way. Oha! Ay sattım. Sattım mı bir tık? Hop! Nice sıra. Yani maçta benden başka loop atan olmadı ki arkadaşlar. Adam iyi de değildi. Vallahi çok kötüydü ya. Sadako geldi. Hadi bakalım. Ulan ışıkları açsam mı acaba ya? Haritanın. Karanlıkta oynuyorum. Sadako bizi mahvedebilir arkadaşlar bu moddayken ama. Ya bu arada bir şey diyeyim mi? Oyun böyle daha gerçekçi ve daha gerici. Öbür renk ayarlarına göre. Ne yalan söyleyeyim. Merhaba. Orayı gezneyin. Hanımefendi, orada şan yapan birileri de var. Kör gözünüzü sikeyim öncelikle. Zor bir mind game atlattım arkadaşlar. Bir tane daha atlattım arkadaşlar. Ananı avradını at. Oğlum bir şey diyeceğim. Halkanın televizyondan çıkışı gibi değil miydi tam olarak? Güzel, tamam, anlaşıldı. Sen oyunu biliyorsun ve bol mind game'le oynayacaksın. Zaten işimiz zor değilmiş gibi. Şimdi nereye geldin tam olarak? Bu spot ne yani? Mesela şu ne? İnanılmaz zordu. Allah çarpsın, inanılmaz zordu. Size belki basit göründü ama ben çok korktum arkadaşlar. Lan moru yiyeceğim. Allah. Sprintle son onda yetişir mi dedim de. Bir şey diyeceğim ben. Bunun şeyi dolacak mı şimdi, barı marı şeyi? Ben moru yiyeceğim arkadaşlar. Ne yaptınız o işe? Ne dediniz? Benim hemen kaset, DVD, CD, LCD, YKS, MKS bir şey takmam lazım şu an. Çok güzel. Şu an direnç iş yapıyor. Yaralıyken hızlı yapıyorum jeneratörü. Evet arkadaşlar, bayağı iş yapıyor gördüğünüz gibi. Tahmin etmiştim öyle bir şey yapacağını. Mırıbı. Uuuuhuhu. Ne oldu lan, götoş. Aha! Swing attı oraya da. Full salmalı gameplay arkadaşlar, öldük ama. En azından şerefim ve namusumla ölmeyi planlıyorum. Uhuhu! Ölmedim lan. Şerefsiz ve namussuz muyum yoksa? Bir dakika arkadaşlar, reis şüphelendi. Oğlum, ah lan, çok iyi oynamıştım lan. Nasıl mutlu oldum gördünüz mü? Niye ölmedim orada şerefim ve namusum için öleceğim deyince? Bak bir şüphelendim arkadaşlar. Kafalarda bir soru işareti oluştu orada. Aa, Mori yedi bizim adamı hiç asılmadan lan oğlum senin ben kafana. Bakın arkadaşlar, Allah çarptı. Bunu aha, gerizekalı işte kullanmamış ez. Bu arada az önce o pencereden atladığımda niye hit almadım biliyor musunuz? Direnç sayesinde yaralıydım ya. %9 daha hızlı atlıyorum. İşte o %9'un önemini orada gösterdi aslında bizlere. Şuradan çıkarsa arkadaşlar ben kalp krizi. Hatch arayacağız yine, evet. Bak şu an alsam hiçbir şey olmayacak. Sadece hatch arayayım. Onu satayım, bismillahirrahmanirrahim. Deccal geldi. Ya oğlum hatch'te mi çıktın gerçekten ya? Ay böyle şansın. Gerçekten minnak bir şansım var arkadaşlar ya. Oğlum sen, bu maç seni mahvettim lan, mahvettim. İstediğin kadar maçı kazanmış ol. Rezil oldum lan, it herif. Yemediğin hareket kalmadı lan, ha? Ver lan gider ya, şu kasetini de çalıyorum anasını satayım, hadi bay bay. Yeni filmin yayınlanamayacak kasetini çaldım. Bunu da çalıyorum. Ver lan ver. Yerim göründü arkadaşlar, moru yiyorum. Böyle de usta splinter bir insanımdır. Cesareti görüyor musun? Full koşuyorum. Sıfır sneaky. Bir şey diyeceğim, bu moddayken tek mi yiyordum ben? Ha yok, iyi bari tek yemiyormuşuz en azından. Daha nereye geldim ki? Şu pencereyi hatırladın mı adamı? Buna bir benzerinde sana neler yapmıştım. Tabii dümdüz gelirsin kral. NT arkadaşlar iki maçtır takım cacık, ne yalan söyleyeyim. Ama bunda hadi en azından prestijleri falan düşükmüş, tamam bunların herhalde oyun saati falan düşük, o yüzden size bir şey demiyorum. Ama bir önceki maç 100 prestij ve 73 prestij vardı arkadaşlar, bir zahmet onlar oynasın ya. Şu ana kadar oynadığımız bütün haritaları ben attım ya, göm veriyorum oyuna ya. Sprey alalım, lazım olur. Deodorant kullanalım arkadaşlar lütfen. Bu vesileyle buradan bu uyarıyı yapmış olalım. Şunu katilin gözüne sıkacağım şimdi arkadaşlar, biber gazı niyetine.
Dolandırıldım arkadaşlar. Vallahi dolandırıldım. Yemin ediyorum şu an oyun tarafından dolandırıldım. Oradan niye geçemedim abi? Alo? Arkadaşlar yok mu hakkımı savunacak birisi ya? Vallahi şimdi şu kırmızı tofaşa binip gideceğim ya. Şunu yapıyorum izninle. Şunu yapayım. Efendice soruyoruz arkadaşlar. Hatalı bir şey mi yaptım ben şimdi bu adama? İçeride bir palet devirdi oğlum, ne oluyor? Yani ama şimdi kral arkanı... Hadi alo! Ya al götüne girsin şu palet sana boydan. Niye? Hadi oğlum nereden gelebilir adam? Koş önüne doğru. Aa vallahi çıldıracağım arkadaşlar ben bu oyunda ya. Ha, gel gel ne gel gel. Sana kafa atmaya gelirim gelirsen, başka türlü gelmem anasını satayım. Düz yürüyeceksin sadece. Senden ekstra bir şey beklemiyorum ki ben. Onu da yapamazsan sinirlenirim yani. Neyse teşekkür ederim hatanın farkına vardığın için. Özür dilerim vardığım için ama bir daha yaparsan götten girerim. Veskır bakalım herkes o hareketi yuttu. Veskır'cım minik bir detone yaşandı. Herkes o hareketi yutturdum bakalım bana yutturabilecek mi? Deneyelim arkadaşlar. Veskır gitti arkadaşlar. Anladı, yutturamayacağını anladı hareketi. Disappoint me. Ne bakıyorsun lan? Ha? Sen bunu hak ettin. Niye hak ettiğini söyleyeyim arkadaşlar. Beni kanca attan sonra vurdu. Oy yiyordu, yiyordu, yiyordu Veskır. Veskır. Tehlikeli sularda yazıyorsun oğlum. Ben senin o şey yaptığın adamlara benzemem. Bir T-Bag daha geldi. Oo, kafa salla salla diyor. Sana Allah sattık lan. Oğlum niye böyle, niye sat ya? Öbür spota bakıyordum. Arkadaşlar şu spota bakıyordum gidebilir miyim diye ya. Hay kafama sıçayım. Aha son jam bitti. Fullendim adrenalinle. Katilin sırtındayken son jam biterse ve adrenalinimiz varsa yere düşelim. Ben hiçbir şey yapmadığım halde oyunun hatası yüzünden düştüm ilk chase'imde. Adam bana kancadayken vurdu. Bu arada takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu kadar fedakar ve cesur oldukları için. Sağ olun, beni bayağı umursadınız. Çok teşekkür ederim. Üçüncü takım arkadaşım da gördüğünüz gibi gayet cesur. Hani insan yalandan da olsa şöyle geliyor gibi yapar. Yarı yoldan falan döner hani tüh olmadı falan diye. Kapının da açıldığını görmeden kapıdan gittiler yani hani. Büyük ihtimal kapıyı açmadılar. Üst üste çıkıp atladılar büyük ihtimal. Ahmet abi vallahi sende patladı. GG, elinize sağlık. Ayıp ettiniz. Yazıklar olsun. Puh. Lan oğlum puh yazıyorum, sövdü gösteriyor arkadaşlar, sövmüyorum yanlış anlamayın, puh yazdım. Ha killermiş o. Bana vuran he niye vurdu anlaşıldı, tamam. Yorumların içine yazsa seni banlayayım kanaldan. Ben sorulardan birisi Ahmet abi sen de patladı yazdı sandım ya. Gençler son bir maçta atacaktım ama gerçekten bir 20-25 dakikadır maç arıyorsa altta görüyorsunuz. Diğer maçları bastığım gibi buluyordu, bir şey oldu oyuna bilmem bozuldu mu bakın falan mı geldi anlık bilmiyorum ama bulmuyor şu an. 4 maç mı 5 maç mı ne attım zaten sanırım, yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.